Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 2022 yılı hedefleri arasında MERT ve MERT taşınabilir elektronik taarruz sistemlerinin ilk kez kullanıma sunulacağı bilgisine yer verildi. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Meteksan Savunma Sanayi Anonim Şirketi arasında ÖDEF 2019'da imzalanan taşınabilir elektronik taarruz sistemi, ilk kez 2022 yılında envantere girecek. Taşınabilir elektronik taarruz sistemi, VUHF frekans bandlarında hedef unsurların uzak mesafeden haberleşmesinin engellenmesinde kullanılan bir elektronik harp sistemidir. Farklı operasyonel ihtiyaçları karşılayabilmesi amacıyla geliştirilen sistem, VUHF frekans bandının tamamını kapsayarak sabit tesis koruma veya hareket halindeki araç, konvoyun EYP tuzaklarından korunmasında görev alabilecek. Merter Sırt tipi taktik saha elektronik taarruz sistemi, tek el kullanımına uygun tasarlandı ve tek bir personel tarafından kolaylıkla taşınabilecek. Ayrıca araç veya sabit tesislere entegre edilebilecek MERT elektronik taarruz sistemi de proje kapsamında geliştirildi. MERT ve Merter ayrıca benzer sistemlerden farklı olarak barındırdığı kanallaştırılmış geniş band alma yapısı ile de çalışma frekans bandının tamamında eş zamanlı hedef tespiti yapabilecek yapıda geliştirildi. Sistem, yüksek kazançlı yönlü ve eş yönlü antenleri ile yönlendirilmiş elektronik taarruz faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı bir tablet veya bilgisayar vasıtası ile de kontrol edilebilecek. Ek olarak istenildiği durumda taşınabilir elektronik taarruz sistemi uzaktan radyolink vasıtası ile de kontrol edilebilecek yapıda bir sistem olarak tasarlandı. Kendi bataryaları ile beslenebilen sistem, jeneratör, araç alternatörü, şehir şebekesi üzerinden de çalıştırılabilecek. Meteksan Savunma Haberleşme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun, MERT ve Merter'in yeni nesil elektronik taarruz ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla, kullanıcının ihtiyacına göre tasarlandığını söylerken, şunları vurgulamıştı: mevcut eş sistemlerinin sahip olduğu kısıtlı programlanabilme yeteneği, düşük band genişliğine sahip almaç yapısı, düşük mobilite özelliği gibi dezavantajları, bu sistem ile tamamen ortadan kaldırdık. Bunun yanında Mehmetçiğin EYP tuzaklarından korunması için daha yüksek etkinlik mesafelerini de sağladık. Sistemin tasarımında, öncelikle kullanıcı deneyiminden faydalanarak, kullanım ve taşıma kolaylığı dikkate alınmıştır. Sistem, tamamen yerli ve milli tasarımıyla, gelişen ve değişen teknolojiye uyumlu yazılım ve donanımı ile özgün özelliklere sahiptir.